ve ayrı bir disiplindir. Travma cerrahisi bilgisine sahip cerrahların yetiştiği hastanelerdir. Askeri hastanelerin kapatılması çok ciddi sıkıntılara yol açıyor. İleride de yol açacaktır. Tekrardan açılması konusunda düşünceniz nedir? Kaç tane hastanenin tekrar askeri hastanenin açılmasını düşünüyorsunuz? Bir başka sorum da tank palet fabrikası motorsuz kaldı deniyor. Motorsuz bir tank maket fabrikasına döndü demektir. Bu fabrikayı tekrardan motoruyla birlikte tank üretir hale ne zaman getireceksiniz? Teşekkür ediyorum. Örneğin geçen yılki bütçe görüşmelerinde de ben Sayın Bakan'ın özellikle Sayıştay raporlarıyla bağlantılı olarak askeriye kantinlerindeki kar düşüklüğünün nedenlerini sormuştum. Örneğin 2000 yılı hesaplarında bakın 2 milyar 249 milyon 868 TL'lik bir bütçe ciroda çok düşük bir karın olduğunu görüyoruz kantinde. Geçen yıl da aynı şey vardı. Örneğin bunu merak ediyoruz. Yani bu kadar yüksek bir ciroda, milyarları bulan bir ciroda, yani bu kadar düşük bir kar payının nedeni çok önemli. Geçen yıl da aynı şeyleri sormuştuk Sayın Bakanım. Ve yine yaklaşık 2900 kilometrelik Afganistan-Türkiye arasındaki mesafede yüzlerce binlerce Afganlının bu kadar 2900 kilometreye yakın bir mesafedeki süreci nasıl ellerini kollarını sallayarak gelip de Türkiye'de sınır kapılarından geçebildiğini soracaktık. Çünkü sınır kapılarını biliyorum ki sınır hudutlarını ben de o bölgelerde görev yapmış birisiyim. Türk askeri kar kış demeden, yağmur çamur demeden, soğuk sıcak demeden o sınırları bekleme mücadelesi verir. Mehmetçiğimiz oralarda sınırları bekler ama sınır kapılarından böyle elini kolunu sallayarak yıllar önce Suriyeliler, şimdi de Afganlar geldi. Afganlara bakıyoruz, hepsi 25-35 yaş grubu neredeyse ve yani ne yanında kadın var ne yanında çocuk var. Bunlar hangi amaçla Türkiye'ye gelmiştir? Niye girişlerine müsaade edilmiştir? Ve şu an Türkiye'deki durumlar nedir? Bunları sormak istiyorduk Sayın Başkan. Ama ancak fırsat bulabildik. Teşekkür ediyorum. Evet. En ileri, en iyi obüslerinden bir tanesi. Bütünüyle bizim ordumuzun tasarımı bir üretim. Tank palet fabrikasında üretilen fırtına obüsleri fabrikayla birlikte devir edildi mi? Ethem Sancakbili Habertürk'teki canlı yayında o başka bir alan, fırtına obüsleri için ihale yapılacak demişti. Fırtına obüsleri için ihale yapıldı mı? Yoksa fırtına obüsleri de mi ihalesiz, 5 kuruş bedelsiz BMC'ye peşkeş çekildi? Şimdi obüsleri kim, nasıl üretiyor? Bizim ordumuzun fabrikasında askerimizin tasarladığı, işçilerimizin ürettiği fırtına obüsleri şimdi BMC etiketiyle ordumuza mı satılacak? Bu işin mantığı nedir? Kim ne kazanıyor? Türk ordusu ne kaybediyor? Cevap istiyorum. Teşekkür ediyorum. Bir başka konu devam etmek istiyorum müsaadenizle. Evet. Söz talepleri var. Evet, konuşmanızda bahsettiğiniz gibi zaten devam eden tank palet fabrikasında zaten devam eden faaliyetler için BMC'nin bize bir fatura bedeli kesmesi söz konusu. Anladığım kadarıyla. Bizim oralarda buna çayın taşıyla çayın kuşunu vurmak deniyor Sayın Bakan. Zaten devam eden bir hizmet için biz el değiştirdiğinden dolayı ona para ödüyoruz. Bu devir işleminden sonra BMC acaba Türk ordusuna ne kadar fatura kesmiştir, ne kadar para ödedik bu devam eden işlemler için? Maddiyetlerin giderilmesi dönük talepleri dile getirmek istiyorum. Astsubaylar göreve başlama derecesiyle ilgili düzenleme yapılarak hak kayıplarının giderilmesini talep ediyorlar. Aynı şekilde tazminatlarıyla ilgili yaşadıkları sorunu giderilerek hem çalışırken hem de emeklilik döneminde makam, görev ve temsil tazminatı hakkında sağlanmasını istiyorlar. Aynı zamanda ön lisans düzeyinde eğitim veren astsubay meslek yüksek okullarının da lisans düzeyine çıkarılması yönünde talepleri var. Söz konusu temel sorunların giderilmesine dönük düzenleme yapılmakta mıdır? Milli Savunma Komisyonumuza kabul edilen ve yeni askerlik sistemi düzenleyen askeri alma kanunun kapsamında bedelli askerlik uygulaması kalıcı hale gelerek lise ve denge okullardaki öğrenciler için 29 olan tescil yaşlarına 22'ye düşmüştü. Ancak bu durumda ötürü yasa değişikliğinden haberi olmayan
Binlerce genç ise yoklama, kaçağı ve bakay duruma düşmüştür. Binlerce gencimizi eğitim, iş ve sosyal hayatında kaynaklı büyük bir maddiyat yaşamaktadır. Bu konuda bir çalışmanız olacak mıdır? Bilindiği üzere AK Parti hükümetleri döneminde ülkemizin en önemli savunma üretim testleri verimsiz olduğu gerekçesiyle özelleştirme adı altında yabancılara peşkeş çekildi. Millilik ve yerlilik söylemlerini dillerinde düşürmediği bu süreçte stratejik öneme sahip birçok kurumun nasıl iç edildiğini üzüntüyle tanık ettik. Altay tankının üretimine yapılacağı tek adres olan tank palet fabrikası bunlardan birisi. Altay tankı seri üretim ihalesi 9 Kasım 2018'de BMC'ye verildi. Sözleşmeye göre ilk tankın 18 ay sonra Kara Kuvvetleri Komutanı'na teslim edilmesi gerekiyordu. Tam 36 ay geçti. Tank nerede? BMC Altay tankını üretebilmesi diye tank palet fabrikası 5 kuruş bedelsiz Katar büyük ortağı olan şirkete peşkeş çekildi. 3 yıl geçti. Elimizde ne Altay tankı var ne de tank palet fabrikası. Yetmedi. BMC Karasu'da 2 milyon metrekare hazine arazisi üstelik kamulaştırması da yapılarak tahsis edildi. Bu da yetmedi. Üzerine 1,5 milyar lira bulunan süper teşvik verildi. Ortada hala fabrika yok. Cumhurbaşkanı Ocak 2019 fabrikanın temelini atarken tesisin ilk bölümünü 2020 başında devreye girecek dedi. İslam olacak, ihracat olacak dedi. 2020 geçti, 21 geçti, fabrika yok. Halkın malının, hazinemizin değeri nerede? Fabrika neden yapılmadı? Ülkemizin kaybettiği zamanın, paranın hesabını kim verecek? Ayrıca sivil terör mağdurları ailelerinin talepleri iletmek istiyorum. Malumunuz 15 Temmuz şehit yakınlarının kamuda 2 kişilik İslam hakkı tanımaktadır. Terör eylemleriyle hayatını kaybetmiş diğer sivil terör mağduru ailelerinin de 1 kişilik olan kamudaki İslam hakkının 2 olması yönünde talepleri var. Aynı acıyı yaşayan, aynı mağduriyeti sahibi insanlar bu işsizliğin giderilmesini talep ediyor. Benim de bu konuyla ilgili değişiklik öngören kanun teklifim komisyonda beklemekte ve bu aileler tarafından şahsımıza yoğun bir talep başvurusu yapılmaktadır. Bakanlığımızın gündeminde bu konuda bir çalışması bulunmakta mıdır? Aynı şekilde Kore ve Kıbrıs gazilerinin de aynı haklar tanımalı, kamuda İslam ve maaşların iyileştirmesi yapılarak gaziler arasında ayrımcılığın son bulunması gerekmektedir. Son olarak da Sayın Bakanım, seçim bölgem olan Tunceli'nin Mazgır ilçesinde bağlı Bulguca köyünde 1990'lı yıllarında kalma mayınlı arazi bölge insanı açısından büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Yerleşim yerine ve köyde bulunan okula yakın mesafede bulunan bu alanın etrafında herhangi bir terör örgü, bariyer ve beton duvar gibi koruyucu ve uyarıcı tepkiler bulunmamaktadır. Birkaç sene önce güvenlik görevlileri tarafından yapılan arama neticesinde bölgede yaşanan toprak kayması ve erozyondan dolayı mayınların yer değiştirmiş olabileceğinden bölge temizlenmemiştir. Bölge halkının canlarının yaşam tehlikesi altında bulunduğu ve bu alanda ilgili gerekli tepkiler almasını talep ediyoruz. 2001 yılı bütçesinin bakanlığımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar. Sayın Bakan. Size de nasıl sisteme girin size de söz vereceğim. Buyurun. Buyurun. Evet. Sayın Bakan. Teşekkürler. Evet. Sayın Bakan. Aselsan, TAE, Havelsan ve Roketsan gibi savunma sanayindeki şirketlerimizin projelerinde çalışan mühendisler yurt dışına göç etmektedir. Bunun sebebi nedir? Ekonomik sorunların yanı sıra torpil ve haksızlıklar gibi durumlar söz konusu mudur? Bu konuda bir araştırma yapılmış mıdır? Bu durumlarda, düzeltiyorum, bu kurumlarda bazı cemaat yapılanmalarının mühendislerimiz üzerinde bir baskısı var mıdır? Bu konuda bir araştırma yapılmış mıdır? Tecrübeli eleman kaybı şirketlerin bilgi hafızasını yok ediyor. Savunma sanayi şirketlerinin kritik elemanları tutmak için politikaları var mıdır? Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Melih Bey, buyurun lütfen.